Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, Freebiz Games TR'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Getsufu Madden Undying Moon isimli oyuna ilk bakış yapacağız. Bu bir roguelike 2D oyun arkadaşlar. Aynı zamanda Metroidvania, aslında bu türe Roguevania deniyor. Gördüğünüz gibi çizim var ekranımızda. Oyunun içeriği de bu şekilde sanatsal çizimlerden oluşuyor. Oyunda canlılar diyarının seçilmiş lideri ve koruyucusu olarak birden çok ölüme aşıp afetlerin kaynağını ortadan kaldırmak için cehennemin daha derin seviyelerine dalıyoruz ve Getsu klanının öteki dünyalara ait cephaneliğini ve güçlerini kullanıyoruz. Dediğim gibi roguelike bir oyun, bu yüzden defalarca ölebiliriz. Konami'nin oyunu, aynı zamanda sağ altta da gördüğünüz gibi yeni çıktı. Şöyle New Game yaparak başlayalım. Tabii ki de bunu seçeceğiz. Oyunun sanatsal yönü çok güçlü gerçekten. Çizimleri şahane, müzikleri de mükemmel. Benim bu türde oynadığım şu ana kadar gözüme hitap eden en iyi oyun diyebilirim grafiksel anlamda. Oyunumuz başladı. Gördüğünüz gibi eğitim modundayız. Silahlarımızı nasıl kullanacağımızı gösteriyor. H ile yerde düşürdüğümüz silahları alabiliyoruz. Silahımızın özel gücü için yine saat 2 kullanıyoruz. R ile diğer silahımıza geçebiliyoruz. 2 silah taşıyorum gördüğünüz gibi. Şurada bir sandık var, bunu aç diyor. Açalım. Buradan da bir tane yay çıktı. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu da bizim yan silahımız ve Q ile kullanıyoruz. Şöyle, burada ne diyor? Jump, zıplamayı gösteriyor. Double jump ile iki kere zıplayabiliyoruz. S ile de şöyle yapamadım. Şu at, şöyle bir saldırımız var tepeden düşmanın kafasına. Bu şekilde. Yine bu sandığı açalım, bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi buradan da ruhlar çıkıyor. Ruhlarla kendimizi güçlendirebiliyoruz. Aşağı main gücümüze bir artış geldi. Gördüğünüz gibi onu da birledik. Bu da diğer E tuşumuza gelen bir ayrı silah, bir bomba geldi. Onu da orada söylüyormuş, fırlatmış olduk. Shift ile dodge yapabiliyoruz, yani dodge dediği de takla atarak kaçabiliyoruz. S space ile aşağı inebiliyoruz. Şöyle sağ altta haritayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca M'ye bastığımızda böyle bir haritamız var, biz ilerledikçe açılıyor. Şöyle engelleri böyle geçiyormuşuz. Burada bir düşmanımız var. Combo yaptığımız zaman dönüşüyormuşuz. Buraya taşlanmış bir düşman koymuşlar. Dönüşemedim orada. Burada da Getsu klanına geri görmek için bir portal var sanıyorum. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi katana varmış. Bunları bulacağız, silahları, en güçlülerini. Hangisi ise artık denk gelirsek tabi. Şöyle gidelim. Buradan zorluğu değiştirebiliyoruz. Tamam, buradan silah alabiliyoruz. Katanamızı aldık. Şöyle artık gitmemiz gereken yer burası. İlk düşmanımız karşımızda, artık şöyle yerden patlayan bir taş çıkardı. Aman. Şöyle şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Burada portal varmış.
Fast travel yani. Fast travel'lar her yerde var bu arada. Geçtiğimiz yerlerde sürekli göreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi Ninja yıldızları çıktı. Q tuşumuza. Şöyle şunlar kırılıyor, altın çıkıyor. Yine burada bir düşman. Buna da Ninja yıldızları ha. Aman. Yukarıda bir tane yanarlı dönerli var. Sandığı açalım bakalım. Bir tane mızrak çıktı. Alalım onu da. Şu anda zaten sadece katanamız var. Bir de mızrağımız oldu. Şöyle şu abimize şu ninja yıldızlarından kaldı mı? Atalım bakalım. Of. F'ye basıp can basabiliyoruz. İksirimiz varsa, iksir mi o bilmiyorum. Bir şey içiyor. Oo. Bayağı canımı aldı bu arada. Şöyle. Tamam, bunun da içinden geçtik. Bundan da bir tane ateşli silah çıktı gördüğünüz gibi. Bu da E'ye geldi. Diğer yan silahımız. Oldu. Şöyle şunu da açalım. Buradan yine değişik bir alet çıktı. Gördüğünüz gibi bunun atağı daha fazlaymış. Şuna göre. Bunu değiştirebiliyoruz. Şöyle alalım onun yerine. Oh, oh. Dikenlere girdik. Şöyle şuraya gideyim. Şu iskeletoru da alalım. Bu da gitti. Burada ara diyor. Tamam, buradan şey çıktı. İçelim bunu. Oyunda ölmemek önemli. Ölürsek çünkü başlangıca geri dönüyoruz. Roguelike oyunlardan alıştığınız gibi. Şunu da açalım. Şöyle bir zincirimsi bir şey çıktı. Bunun gücü neymiş? 165 diyor. Tabii ki bu. Bunu da alalım. Bu diğer silahları parçalayabiliyoruz da aynı zamanda. Bakın dismantle diyor. Şöyle bunu parçalayıp parçalarını da alabiliyoruz. Şöyle atalım. Şöyle bir kırbaçımsı bir silah aldık. Güzelmiş. Şöyle gidelim, şuradan da ruh alalım. İnelim bakalım. Bu aşağıda ne var? Buralarda gezerek eşya toplayarak boss'a gidene kadar güçlenmemiz gerekiyor. Yoksa canımızı okur. Şöyle bir yine değişik bir silah çıktı yumruk. Buna gerek yok. Ama bunu parçalayabiliriz tabii ki. Hemen dismantle ederek. Şöyle yukarı çıkalım. Yine burada ölmüş savaşçılar.
kanıyorum da aynı zamanda, gördüğünüz gibi hasar aldık. Şöyle yıldızlarımızı atalım, ninjalık yapalım biraz. Yukarıda da gördüm, şuradan da ruhu alalım. Arka tarafta gördüğünüz gibi şu iskelet, yanan iskelet kapışacağımız boss aslında. Ona ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. Şöyle patlasın onun şeyi. Tamam, zaten bu infilak etti. Gördüğünüz gibi yine bir hızlı seyahat noktası açıldı. Buralardan gezdiğimiz yerlere tekrar kendimizi gönderebiliyoruz bu fast travel'leri açtığımız zaman. Şöyle zıplayamadım. Şöyle canla basmam lazım aslında. Şunu öldüreyim. Yokmuş canımda. Can bulmam gerekiyor. Can veren iksirden. Şeyi de kullanalım, silahı gördüğünüz gibi havada vuruyoruz. Altınları toplayalım, lazım olur. Şöyle gidelim. Aman canım çok az, gelmeyin. Şuraya bir gidelim. Soru işareti burası. Gördüğünüz gibi burada silahlarımızın rankını yükseltebileceğimiz bir ablamız var. Burada bir şeyler satıyorlar. Market gibi bir yere geldik yani. Şundan alabiliyormuşuz. Şemsiye var, yıldız var. Bakalım yükseltebiliyor muyuz? Bakalım. Şöyle mesela şunu yükseltmek istiyorsam. Bakın, altın, topladığımız altınlar bu işe yarıyormuş. Şöyle şu kadar 3 rank yükseltebiliyorum. Yükselttim şu anda. Yeterli bizim için, altınlarımız çok gitmesin. Şöyle çıkalım, benim biraz cam basmam lazım aslında. Nasıl basacağım bilmiyorum, henüz bulamadık bir şey. Şöyle şuradan yol yoktu. Yukarı çıkalım. Buradan da yukarı çıkalım. Şöyle gördüğünüz gibi artık silahı da güçlendirince tek attım yani. Şuraya da bakalım. Yine bir hızlı başlangıç noktası ve burası da boss'a gideceğimiz kapı. Öleceğim büyük ihtimal ama gidelim bari, yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi ilk boss'umuz birazdan canımı okuyacak. Yani bu canla imkanı yok yenmeme. Gördüğünüz gibi canımı okudu.
Şimdi tekrar doğacağız haliyle. Yine katanamız var. Eyvah eyvah. Şunu alalım. Bu sefer başka bir silah geldi. Bu ne? Mağara adamı sopası. Hop. Hadi bakalım. O bu iyi galiba. Güzel. Buradan da yıldız çıktı yine. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Roguelike. Öl baştan. Bu silah iyiymiş, sevdim bunu. Biraz ağır ama etkili. Burada soru işareti var. Yine market. Bu sefer farklı silahlar var. Şunu alalım mı? 54'müş. Çok güçlü bir şey değil. Şemsiye var. 70 atağı varmış. Gerek yok. Şu elimizdeki güçlendirebiliyorsak elimizdekini güçlendirelim. Şunu. Ya tabii daha bir şeyimiz olmadığı için. O iş zor. Şuraya bakalım. Buradan canımızı aldık. Ne burada bir sandık varmış. Bundan da mızrak çıktı. 79.
Alalım abi. Bakalım. Mızrak daha iyi herhalde katanadan. Deneyeceğim, mızrağı da deneyelim. Şunu da alalım. Şurada bir chest var. Chest'e de bakalım. Çift katana çıktı. 53'müş. Gerek yok. Şemsiye çıktı 80. Tamam. Bunu alalım mızrağın yerine. Sekiz atak. Yine geldik boss'a. Şununla deneyeceğim artık.
Artık eline eline vuracağım şununla. Gel bakalım boss. Aa, kırdım elini. Kalbini patlatacağız herhalde. Hah, öldü. Bu sefer öldü. Şöyle bölüm sonundan ruhları da aldık. Yine buradan. Rankını yükseltebiliyoruz silahın. Şöyle yükseltelim. Devam buradan. İleride ne var? Yine Clan Estate'e gidiyor. Şuraya girelim bakalım. Böyle başka bir bölgeye geçtik. Ne, başka bir silah geldi. Gördüğünüz gibi arkadaki çizimler falan çok güzel. İnsanlara bir savaş dönüyor gördüğünüz gibi. Devler var. Bir tane insanı testereyle ortadan ikiye kesiyorlar. Yani oynarken aynı zamanda arkadaki sanatsal manzara acayip dikkatinizi çekiyor. Böyle bir oyun arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.